Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Yunus Akgün'ü istiyor. Kiralık gittiği Adana Demirspor ile inanılmaz bir performansın altına imzasını atan Yunus Akgün, İtalyan kulüplerinin radarına girdi. İddialara göre Jose Mourinho, Yunus'u istiyor. Süper Lig'de sezonun en flaş isimlerinden biri olan Yunus Akgün'le ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da harika bir performansa imza atan 21 yaşındaki futbolcu çizmede transfer savaşı çıkartacak gibi gözüküyor. Yunus Akgün için geçtiğimiz günlerde Lazio'dan bir hamle gelmişti. İtalyan devinin sportif direktörü İdil Tare'nin İstanbul'a gelmeyi planladığı konuşulurken flaş bir iddia daha gündemi sarstı. İtalyan basınına göre Lazio'nun ezeli rakibi Roma'da Yunus Akgün'ün transferi için devreye giriyor. Haberde takımın önemli ismi Nicolò Zaniolo için çok sayıda teklif alan Roma'nın genç yıldızı satması durumunda Yunus Akgün için Galatasaray'a teklif yapabileceği belirtildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Yunus'u çok beğendiği ve yıldız futbolcu hakkında Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella'dan sık sık bilgi aldığı da ifade edildi. Geride bıraktığımız sezon oynadığı 31 resmi maçta 22 gole doğrudan katkı yapan Yunus Akgün'le ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Galatasaray Diawara için vites yükseltti. Okan Buruk önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray orta saha oyuncusu arayışlarına devam ediyor. Sarı Kırmızılar 2019 yılında Roma'ya transfer olan Amadou Diawara'yı renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. Orta sahaya takviye için listedeki isimlerden biri olan Amadou Diawara kulübü Roma tarafından kampa götürülmedi. İtalyan ekibinin Portekiz'de yapacağı kampın kadrosuna teknik direktör Jose Mourinho yineli orta sahayı dahil etmezken başkent ekibinin bu oyuncudan 5 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var. 2019'da Napoli'den 21 milyon euro bedelle alınan 24 yaşındaki futbolcunun başka talipleri de bulunuyor. Galatasaray cephesi ise geçtiğimiz sezondan bu yana gündemde olan 24 yaşındaki oyuncunun işini bu kez bitirmek istiyor. Amadou Diawara Serie A'da çıktığı 127 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. Cimbom'dan Denis Suarez bombası. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da tamamlayan Galatasaray'da hedef yeni transferleri sezon öncesine yetiştirmek. Okan Buruk'un özellikle istediği orta saha transferi için yoğun mesai harcayan Sarı Kırmızılı yönetim yıldız oyuncuya kancayı taktı. İspanyol basınına göre orta saha oyuncusu Denis Suarez ile ilgilenen Sarı Kırmızılar oyuncu için girişimlerini sürdürüyor. İşte transferin detayları. İspanyol basını AS'a göre Galatasaray Denis Suarez ile anlaşmak üzere. Suarez'in menajeri Oscar Grau da Galatasaray ile temaslarda bulunuyor. Aslan'ın önceliği Evander olsa da Suarez için Sarı Kırmızılı yönetim girişimlerini sürdürüyor. Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla İspanya La Liga'da 38 karşılaşmada görev aldı ve 4 gol 5 asistlik performans sergiledi. Barcelona formasıyla da kupalar kazanan Suarez 71 kez Katalan ekibinin formasını terletti. 28 yaşındaki yıldız şimdiye kadar Manchester City, Barcelona, Arsenal, Villarreal ve Celta Vigo formalarını giydi. Suarez'in İspanyol ekibi Celta Vigo ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray Florian Grilic'i kadrosuna kattı. Cimbom 6 numara transferini bitirdi. Sarı Kırmızılar bonservisi elinde olan Florian Grilic ile anlaşmaya vardı. İngiliz basını daha önce Avusturyalı futbolcuyu Arsenal, Roma, Napoli ve Milan'ın takip ettiğini yazmıştı. Ön libero ve merkez orta sahada görev alan Grilic kariyerinde Poçka, St. Pölten, Werder Bremen formaları giydi. 2017-18 sezonunda Hoffenheim'a transfer olan orta saha oyuncusu burada 5 sezon forma giydikten sonra kontratını yenilemedi. Avusturyalı futbolcu geçen sezon 18 maça çıktı ve 1495 dakika sahada kaldı. Ülkesi adına 33 kez forma giydi ve 1 de gol attı. Kariyerinde ise 256 karşılaşmada 32 gol, 31 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Grilic bugüne kadar 49 maçta sakatlık ve hastalık nedeniyle forma giyemedi. Galatasaray'da satış izni çıkmayan tek isim.
Cimbom'da yönetim bir futbolcu dışında değerini bulan tüm oyuncuların gidişine yeşil ışık yaktı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için harekete geçen Galatasaray, kadro mühendisliğini iyi kurmak istiyor. Gelecek ve gidecek oyuncular konusunda sıfır hata yapılması talimatını veren Başkan Dursun Özbek'in genç ve başarıya aç isimlerin kadroda olması gerektiği görüşünde olduğu kaydedildi. Mali sorunlar nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan sarı kırmızılılarda değerini bulan oyuncuların satılmasına yeşil ışık yakıldı. Bonservis getirisi elde edilebilecek diğer oyuncular için de tekliflere açık olunduğu öğrenildi. Habertürk'ün haberine göre sarı kırmızıların kadrosunda bulunan sadece bir oyuncu için gelebilecek tüm tekliflere kapılar kapatıldı. Geçen yıl kiralık olarak gittiği Adana Demirspor'da mükemmel bir performans sergileyen Yunus Akgün'den bu sezon büyük beklentiler içinde olan sarı kırmızılı yönetimin 22 yaşındaki futbolcunun satışını kesinlikle onaylamayacağı ifade edildi. Menajerler aracılığıyla gönderilen tekliflerle nabız yoklanan Galatasaray yönetiminin genç yeteneği en azından bu dönemde satmak istemediği bildirildi. Yunus'un bu sezon göstereceği performansla birlikte gelecek dönemlerde fiyatını kat kat arttıracağını bilen Özbek yönetimi, takımdaki her oyuncunun değerini bulması halinde satılabileceğini, ancak Yunus'un bir istisna olduğunu kaydetti. Yunus'a bu dönemde 50 milyon euro üzeri astronomik bir teklif gelmesi durumunda sarı kırmızılı yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Yeni Neymar kiralık olarak Cimbom'a geliyor. Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi. Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Cimbom'un yeni Neymar olarak nitelendirilen Brezilyalı yıldız için devreye girdiği ve yakın zamanda transferi sonlandıracağı iddia edildi. İşte detaylar. Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Alınan bilgilere göre İngiliz devi sezon başında Fluminense'den 10 milyon euroya transfer ettiği ve geleceğin Neymar'ı olarak gösterilen 18 yaşındaki yıldızı tecrübe kazanması adına kiralama kararı aldı. Sarı kırmızılıların bu gelişme sonrası atağa kalktığı ve Manchester City ile temasa geçtiği, böylece yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı iddia edildi. Brezilya futbolunun en önemli yetenekleri arasında gösterilen Kaique sağ kanatta görev alırken sol ayağı ve tekniğiyle ön plana çıkıyor. Transfermarkt verilerine göre 14 milyon euro piyasa değeri olan Kaique, Manchester City formasıyla Premier League rezerv takımında 12 maçta çıkıp 6 gol 4 asistle oynadı. 12 Şubat'taki Norwich maçında ilk kez Premier Lig'de boy gösteren ve 6 dakika sahada kalan genç yıldızın gelecekte dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olması bekleniyor.